Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de yeni bir kitapla beraberiz. Bugün size tanıtmak istediğim kitap Doğan Kuba'nın Umutsuzluk Yakışmazı. Bu Kırmızı Kedi Yayınları'nın Cumhuriyet Bilgeleri serisinden çıkmış. Bendeki baskısı 3. baskı. Hemen alıntılarıma başlayayım. Aralarda da kitap hakkında düşüncelerimden bahsedeyim. Şimdi... Evet, ilk notum neredeymiş? İlk notum 14. sayfada. Diyor ki Doğan Kuban. Burası kitabın beğendiğim nadir yerlerinden birisi. Burada güzel bir tespit yapıyor yani. Bugün bütünleşmek için bütün araçlara sahibiz. Telefon, bilgisayar, internet, akıl almaz bir bilgi ağı oluşturuyor. Ulaşım ülkenin iki ucunu birkaç saatte yan yana getiriyor. Fakat güncel yaşamda bu olanaklar insanları bölmeye yarıyor gibi görünüyor. İletişim ve ulaşım sanki parçalama aracı olmuş. Dışarıdan ve içeriden kimi güçler, insanlar arasındaki doğal farklılıkları onları ayrıştırmak için kullanıyorlar diyor ve devam ediyor. Hakikaten de sosyal medyanın böyle bir yanı var mı? Var. Güzel yerlerinden birisi bu kitabın, beğendiğim tespitlerden birisi. Devam ediyoruz. 17. sayfadan yine beğendiğim tespitlerinden birisi, medyanın amacı haber iletmektir. Eğer iletilen doğru ise ödevini yapıyor demektir. Yanlış ise haber adı altında yanıltmak için kullanılmıştır. Yorum bir tarafın düşüncelerini yansıtır fakat yorum habere karışırsa, bir daha okuyorum. Yorum bir tarafın düşüncelerini yansıtır fakat yorum habere karışırsa propaganda amacı taşır. Diyor yazar. Devam ediyoruz. Hızlı gitmeye çalışayım. 22. sayfadayım. 22. sayfadan bir not. Burada da yazarın yakındığı bir yazı var. Başlığı şöyle: uygarlaşamamanın nedeni cehalet. Zaten yazar kitap boyunca bunu çok söyleyecek bize. Halkımız cahil, cahillikten böyle oluyor. Cehalet şöyle, cehalet böyle. Kitap boyunca bir arka plan olarak bunu hep hissedeceksiniz. Cahilim, cahilsiniz, cahiller tarzında. Bu biraz Cumhuriyet'in ilk döneminden başlayan bir klişe söylemdir. Ben öyle düşünüyorum yani. Halkın cahilliğini suç görme, bahane bulmaz, hep bunun üzerinde durma bir seküler, kemalist, ulusalcı, cumhuriyetçi klişesidir. Bence öyledir. Burada yazar bir şeyden yakınıyor. Köpeklerin, sahipsiz köpeklerin dolaşmasından rahatsız olmuş. Bugün tıpkı bizim rahatsız olduğumuz gibi bu yazılar 2014-2016 arası galiba yazılmış yazılar. Yanlış hatırlamıyorsam ya da 2016-2018 miydi? Durun bakalım, arka kapağına bir bakalım. Orada yazmıyormuş. Ön sözde yazıyordu bu da. Bilgi vardı. Durun bakalım ha. Oradan söyleyeyim size. 2010-2016 arasında kaleme alınmış yazılarmış bunlar. Bakın mesela burada da bir cümle var. Ön sözde. Türkiye'de 80 milyon kişinin ticari köle olmaması için eğitim sorununu tamamıyla din dışı bir yaklaşım olması gerekir. Bak. Türkiye'de 80 milyon kişinin ticari köle olmaması için eğitim sorununa tamamıyla din dışı bir yaklaşım olması gerekir. Kurtuluş oradaymış, öyle diyor Doğan Kuban. 2010-2016 arasındaki yazılar dediğim gibi. Öyle demek ki o zamanlarda sokak köpekleri çok rahatsızlık yaratmış. Yazar bir yazı yazmış, onun üzerine linç etmişler Doğan Kuban'ı. Doğan Kuban o lincin üzerine şöyle diyor. Sahipsiz köpeklerin uygar bir kent görüntüsüyle çelişik ve sonuçta tehlikeli olabileceğini, bizden daha çok köpek besleyen ve uygar denen ülkelerde böyle bir durumun olmadığını sorumlulara duyurmak için yazdığım bir yazı,
köpek düşmanlığı olarak kimilerince yorumlanınca birden aydınlandım diyor. Devamında da mevzuyu açıyor. Hak verdiğim yazılarından birisi de o mesela. Devam ediyoruz. Seçim ve halk iradesi başlıklı yazıdayız. 30. sayfa. Burada hani 7 Haziran 2016 seçimleri miydi? Bir ara hükümet kuramayacak kadar az oy aldı ya AK Parti. İşte o çok büyük umut veriyor Doğan Kupan'a. Hani diyor işte halkımız işte duruşunu gösterdi, cumhuriyete sahip çıktığını gösterdi, rejime sahip çıktığını gösterdi. İşte AK Parti'ye şey kurdurmadı falan, hükümet kurdurmadı. Ama tabii o zamanlarda koalisyon için geziyor siyasiler. CHP ile AK Parti'nin koalisyon kuracağına dair söylentiler var. Ahmet Davutoğlu'nun da gönlü vardı hatırlarsınız. O biraz korkutuyor, bak ne diyor. AKP ile koalisyon yapan onun çamuruna da bulaşır. AKP ile koalisyon yapan onun çamuruna da bulaşır. AKP'nin kurtarıcısı kendi varlığının katili olur. Büyük koalisyon gibi düzenler vatanı değil, batanı kurtarma operasyonudur. Sonra tabii ikinci seçimde koalisyon kurulamayıp tekrar seçim olduğunda çıkan oy oranı da epey bir moralini bozuyor. Devam edelim. 2018 diyecektim. 38. sayfadayız. Çok ilginç. Tek cümle okuyacağım. Ya da biraz yukarıdan alayım hadi. Türkiye insanları birbirlerine sempatiyle bakan bir toplum olsaydı acaba daha ahlaklı bir toplum olmaz mıydı? Her işe bismillahla başlayan cahilin acımakla ve bağışlamakla ilgisi yok. İfadelere bak nasıl şey, tahrik edici. Devam ediyoruz. 40. sayfadayız. Burası komik. Bu hani Kemalist ulusalcılarda şöyle bir şey var. Hem dinle işleri olmaz, İslam'la işleri olmaz. Hem de İslam'ı en iyi onlar bilirler. Dindarlara bile onlar öğretirler İslam'ı yani. İslam neymiş, ne nasıl yapılırmış. Onu da onlardan öğreneceksiniz. Üstün insan onlar ya. Burada da öyle bir üstün insanlık durumu var. Fakat gaza fazla geliyor galiba. Enteresan bir cümle söylüyor. Biraz yukarıdan alayım. Nifak yani bölücülük İslami ve dini bir özellik değildir. Doğru. Birleştirici olmak insanın ahlaki bir özelliğidir. Bu da doğru. Tanrılar insanları birleştirmek için gelmişlerdir. Bir kere tanrılar dedim mi? Hadi bakalım İslam'a elveda. İslam'da tanrılar mı var? Bir tane Allah var. Allah Celle Celaluhu. Ondan başka Allah yok. La ilahe illallah. Şimdi tanrılar diyorsun, gelmişler diyorsun. Nereden gelmişler bunlar? Yoklar mıymış daha önce? Gibi bir ifade. İşte ne derler? Şecaat arz ederken sirkatin söylemek gibi bir şey bu yani. Tanrılar insanları birleştirmek için gelmişlerdir. Bu tür mesajlar dini ve insani mesajlardır falan filan devam ediyor burası. Geldik 52. sayfaya. Osmanlı'ya arkadaşlar kitap boyunca çok terbiyesizlik ediliyor. Yani ben anlayamıyorum bu cumhuriyetçiler ne üstüne koydular Osmanlı'nın. Osmanlı'nın 600 yılda başardıklarının ne kadarını başardılar. Hani hayal bile edemezler ki o başarıları. Ya bu varken, bu sahadayken, bu durum ortadayken hala Osmanlı'ya kulp. İşte bir tanesi şu. Osmanlı tarihi tümüyle cehaletin hizmetinde biçimlenmiştir. Osmanlı tarihi tümüyle cehaletin hizmetinde biçimlenmiştir. 52. sayfadan da bu cümle. Geldik 60. sayfaya. Bak. Türkiye Cumhuriyeti'nin görkemli günleriydi. 1934 yılları. O yıllarda Türkiye'de yaşayan sayısız etnik grup arasında etnik, dinsel ve dil açısından ayrım yapmadık. Tabii yapmadınız. Şark ıslah planı neydi peki? Yapmadılar abi. Kemalist ulusalcılar bunlar çok değişik adamlar. Hiçbir günahları yok. İsmet bir peygamberlerde var bir bunlar da var haşa. Devam ediyoruz. 83. sayfa. Bir de şu mesela hastalık var bunlarda. 1960 darbesini asla darbe demezler. Emre Kongar'da falan da vardı. Bu onların kitaplarından da bahsettiğimde söylemiştim belki. Hep devrim derler. Bu da öyle diyor. 1950'den bu yana hiçbir dönemde hükümetler
1960 devrimi dışında Türk toplumunu çağdaşlaştırma aracı olarak demokratik cumhuriyeti, özgürlüğü, laikliği halkın bilincine yerleştirecek bir etkinlikte bulunmadı. 1950'den bu yana hiçbir dönemde hükümetler, 1950'den bu yana öncesi tamam, öncesi onun kafasında, öncesini seviyor. Tek parti seçim meçim yok ama sıkıntı yok. 1950'den bu yana hiçbir dönemde hükümetler 1960 devrimi dışında Türk toplumunu çağdaşlaştırma aracı olarak demokratik cumhuriyeti, özgürlüğü, laikliği halkın bilincine yerleştirecek bir etkinlikte bulunmadı. Devam ediyoruz. Geldik 92. sayfaya. Şöyle bir yerden geleyim. Bu göstergeler çağımızda uygar düşünce ve davranışların hakkından gelemediği bir hırsın, bu göstergeler çağımızda uygar düşünce ve davranışların hakkından gelemediği bu hırsın, büyük sahtekarlık ve barbarlıkların nedeni olduğunu gösteriyor. Örnek olarak İslamcı partilerin neden yüksek oy aldığını anlatan bir gözlem, diyor. Yanlış yere mi koymuşum notu? Din tüccarı diyor, din güvenliği verip oy satın alıyor diyor falan. Ama notu yanlış yere koymuşum galiba. Burayı değildi sizinle paylaşmak istediğim yer. Şurayı paylaşayım. 94. sayfaya geçtik arkadaşlar. Diyor ki, Sadabat Paktı'nın Türkiye'sini anımsayın. Kore'ye giden Türk ordusunu, Afganistan'a giden Türk ordusunu, fakat Irak ve Suriye'ye giremeyen Türk ordusunu, Avrupa Birliği'ne giren Kıbrıs'ı, fakat kapısına yaklaşamayan Türkiye'yi düşünün diyor. Burada dikkatimi çeken şu, o dönemde henüz Türkiye Irak'a ve Suriye'ye operasyon yapmadığı için muhtemelen yazar girememesinden bir eleştiri çıkarıyor Türkiye'ye. Haklı mı? Haklı olabilir. Ama mesela Türkiye, Suriye ve Irak'a girdikten sonra Kemalist ulusalcılar ne dediler? Ya bizim Suriye'de, Irak'ta ne işimiz var? Ya bu adamlar böyle işte. Yağmur nereye yağsa tarlayı o tarafa çekerler. Belki bu yazar da sonraki dönemde düşüncelerini sorsanız öyle diyecek, bizim Irak'ta, Suriye'de ne işimiz var? Ama burada da diyor ki bak diyor, oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun ama yanı başındaki ülkelere giremiyorsun. Geldik 98. sayfaya. Sanayi altyapısı, eğitim ve öğretim örgütlenmesi, güzel sanatlar ve musiki, kuldan vatandaş olan ulus o destanın ürünleridir. Sanayi altyapısı, bak, eğitim ve öğretim örgütlenmesi, güzel sanatlar ve musiki, kuldan vatandaş olan ulus o destanın ürünleridir. Laik Cumhuriyet İslam tarihinin batıyı bazı boyutlarıyla yakalayan büyük destanın çağdaş gösterisidir. Laik Cumhuriyet, İslam tarihinin batıyı bazı boyutlarıyla yakalayan büyük destanın çağdaş gösterisidir. Tabii, öyledir. Geldik 115. sayfaya. Parlamenter demokrasi eleştirisi var. Diyor ki, uydurma parlamenter demokrasi ve kapitalizm buna izin vermiyor diyor. Neye izin vermiyor? Cahil halklar uygar, demokrat, namuslu, akıllı, yardımsever, hatta dindar görünen reklamlarla uyutuluyor. Büyüleyici teknolojinin patronları her gece beyninizde davul çalıyor. Akılsız insanlar otomobillere, otobüslere, metrolara, para makinelerine hapsedilmiş. Telefonlarına, televizyonlarına kelepçelenmiş. Türk toplumunu gözlem, soru, akıl, yanıt aşamalarına ulaşamamış. Türk toplumunu, burada bir düşüklük var neyse. Uydurma parlamenter demokrasi ve kapitalizm buna izin vermiyor. Parlamenter sistemi eleştiriyor bakınız. İleride başka yerlerde de bu var. Ama şimdi mesela başkanlık sistemi ortaya çıktıktan sonra da parlamenter sistem muteber oldu. Devam ediyoruz. 123. sayfa. Bu da mesela kitabın arka planlarından birisi denilebilecek bir şey. Sürekli imam hatipleri ilahiyatlara laf sokuyor. İmam hatipleri ilahiyatlara laf atıyor. Bir tanesi bu. Her şey 15. yüzyıldan sonra Rönesans'ı dışlamakla başladı. Fritz ve Osmanlı devam etti. Burada kaçıncı Osmanlı bu? 3. Osmanlı'dan bahsediyor.
şimdi de İmam Hatip ve İlahiyat fakülteleriyle devam ediyor. Bunlar benim söylediklerim değil. Bütün suç Batılıların yazdıkları kitaplarda, yayınladıkları gazetelerde ve kör olası istatistiklerde, kullandıkları çelikte, sattıkları uçakta, bastıkları dolarlarda, korudukları tarihi kentlerde falan. Orada bir Alman Prusya kralı var, onu örnek veriyor diyor. O işte şöyle böyleydi, biz onunki o gibi olamadık falan diyor. Geldik 125. sayfa. Burada da Kanuni Sultan Süleyman'a laf çakıyor. Niye? Herhalde o sıralar muhteşem yüzyılların muteber olduğu zamanlar. Biraz kıskanmış galiba. Yavuz'dan sonra peygamber halifesi olan Osmanlı Sultanı dünyanın en sorumsuz otokratıydı. Bak, Yavuz'dan sonra peygamber halifesi olan Osmanlı Sultanı dünyanın en sorumsuz otokratıydı. Kendi seçtiği kullarından Sadrazam Enderun Yeniçeri ağaları ve Şeyhülislam aracılığıyla devleti idare ediyordu. Mustafa Kemal bundan başka türlü mü yapıyordu acaba amcacığım? Hani ölmüşsün, ruhuna saygısızlık olmasın ama insan sormak istiyor. Sağ olsan da sorsaydık yüz yüze. Yani Mustafa Kemal bundan başkasını mı yapıyordu? Kendi seçtiği kullarından Sadrazam Enderun Yeniçeri ağaları ve Şeyhülislam aracılığıyla devleti idare ediyordu. Sistem Sultan Sadrazam Enderun ve Yeniçeri ağaları ile Şeyhülislam'ın katıldığı ortak bir menfaat mekanizması üzerine kurulmuştu. Devlet ve Osmanlı sülalesi eşdeğerdi falan filan. Devam ediyoruz. Burada bir notumuz var. Kaç burası? Geldik 152'ye. Burası bak beğendiğim yerlerden birisi. Burada hikmetli bir şey söylüyor. Bu halk bu iktidarla örtüşüyor. Fakat sistemin celladı da yine bu halk olacak. Televizyonlarda, vitrinlerde gördüklerini alamadıkları zaman televizyonlu başörtülüler, AVM seyircileri şişirilmiş istekleri yerine gelmediği, kendilerini yolda bırakılmış olarak algıladıkları zaman kendi iktidarlarının celladı olacaklar. İlginç bir tespit. Sistemin celladı da yine bu halk olacak diyor. Televizyonlarda, vitrinlerde gördüklerini alamadıkları zaman televizyonlu başörtülüler, AVM seyircileri şişirilmiş istekleri yerine gelmediği, kendilerini yolda bırakılmış olarak algıladıkları zaman kendi iktidarlarının celladı olacaklar diyor. Bugünlere dair de okunabilir. Geldik 157. sayfaya. Tunuslu İbn Haldun'un feyz aldığı asıl kaynak İspanyol İslamı'dır diyor. Herhalde Endülüs'ü kastediyor ama İspanyol İslamı ifadesi bana ilginç geldi. Bunu da not almışım. Devam ediyoruz. 170. sayfa. Dilim dönmüyor. Biraz kahve içeyim. Bunu herhalde Suudi Arabistanlılar da bilmiyordur. Onlar da haberdar olsunlar. Suudi Arabistan'da böyle bir şey varmış. Suudi Arabistan'da ezanı özellikle çirkin söylüyorlarmış arkadaşlar. Suudi Arabistan'da ezanı özellikle çirkin söylüyorlar. Makamla söylemiyorlardı. Çünkü güzel sese şeytan karışıyormuş. Oysa biz Boğaz'da karşı sahilden gelen sabah ezanının sesini en güzel musiki gibi dinlerdik. İstanbul camilerinin ünlü müezzinleri vardı. Halk onları özel olarak dinlemeye giderdi. Suudi Arabistan, öğrenmiş oldum. Bak böyle bir şey varmış sende. 174. sayfa. Bu da çok ilginç. Yani batılı devletlerin seviyesine çıkmak, tırnak içinde söylüyorum, muasır medeniyet olmak, gelişmek, aydınlanmak, ne öyle İHA SİHA bilmem ne, tank mank bunları üretmekle değil bu işler. Nasıl? Söylüyor Doğan Kuban. Daha basit bir uygarlık gösterisi daha keşfettim. Sevgili ya da karı koca kalabalıkta utanmadan öpüşüyorlarsa bu bir uygarlık, uygar toplum gösterisidir. Sevgili ya da karı koca kalabalıkta utanmadan öpüşüyorlarsa bu bir uygar toplum gösterisidir. Bitti, adam buldu. Müslüman bir toplumda yan yana bile yürüyemeyen karı koca ne kol kola girer ne de el ele tutuşur. Bak bak bak. Ne birbirlerini öperler. Neden? Çünkü kadınla erkeğin birbirlerine yakınlaşmaları İslam toplumunda ancak seks olarak görülürmüş. Allah Allah. Bunu da Doğan Kuban'dan duymuş oldunuz arkadaşlar. Bilmem kaç nesildir Müslümansınız ama Kemalistler sizi sizden daha iyi bilirler.
Geldik 194. sayfaya. İslam'ın geleceği başlıklı bir yazı. Bu da çok ilginç. İslam'ın iki kökeni var. Kur'an ve Türk diliyle yorumlanmış İslami dogmanın özümsenme süreci. Ne bu ya? İslam'ın iki kökeni var. Kur'an ve Türk diliyle yorumlanmış İslami dogmanın özümsenme süreci. Dogma. Yani delilsiz öyle inanılan şeyler. Burada bir enteresan şey daha var. Mesela diyor ki bir resim yılda 10 kişi öldüren Mercedes'ten daha önemlidir gelişme açısından. Bir heykel bir füzeden, büyük musiki yapıt da atom bombasından daha önemlidir. O yüzden zaten işte bir türlü batıya siz o kadar iddiasında olduğunuz halde erişemediniz. Çünkü böyle boş, fuzuli, abes mevzuları asıl mevzulardan önde gördünüz. Şimdi niye mesela İHA SİHA yapılabiliyor işte? Geçen gördüm tank savar füzesi yapılmış falan. Hani bu iktidar bunu nasıl başardı da siz başaramadınız? Çünkü siz işte böyle resim yapmak, bilmem ne başarmak, işte heykel yapmak bunların peşinde olduğunuz için bunca sene milleti aldattınız yani. Evet arkadaşlar son notuma geldim artık. Vedalaşıyoruz. Ha bu da mesela bomba. Şimdi dans performansı bak musiki yapmak savaştan daha zor ve yaratıcı. Musiki yapmak savaştan daha zor ve yaratıcı. Bir bale koreografisi, bir bale koreografisi savaş taktiği saptamaktan daha karmaşıkmış. Dans performansı silah atmaktan daha zor. Dans performansı silah atmaktan daha zor. Çok daha disiplin istiyormuş. Atatürk bunu anlayabilen dahi bir devlet adamıydı. Bulgarlar neden mi Çatalca'ya geldiler diye sormuş. Ve kendisi cevap vermiş Atatürk. Öyle diyor Doğan Kuban. Çünkü Sofya'da bir opera var demişti. Opera olduğu için biz yenilmişiz yani. Bizde de bir opera olsa yenecektik Bulgarları veya işte başka devletleri. O olmadığı için bu olmamış. Gördünüz arkadaşlar yani nasıl uyutulmuşuz, nasıl gelişiyoruz diyerek aslında köreltilmişiz. Evet arkadaşlar kitabın kapağını tekrar bir göstereyim. Başta göstermeyi hatırladığımı bilemiyorum. Şimdi en azından göstermiş oldum, bir tanıştınız. Doğan Kuban'ın Umutsuzluk Yakışmazı Cumhuriyet Bilgeleri serisinde diye aldım, okudum ben. Ama nerede bilge, nerede bilgi? Bunlar hep işte Kemalist, ulusalcı zihniyetin klişeleri. Zaten yüzyılı aşan vaktinde Cumhuriyet bunların elinde böyle başarısız oldu. Elhamdülillah ki sadece onlar yok bu vatanda. Müslümanlar da var. Müslümanlar işin hakikatini bildikleri için iktidar ellerine tam geçtiği zamanlar elhamdülillah ilerlemeler oluyor. Tekrar bunların eline geçtiği zaman da gerilemeler oluyor. Cenab-ı Hak fırsat vermesin diyelim. Ben çok yazık ettim yani. Mimar işte bir sürü ödülü var falan filan. İnsan bir Turgut Cansever daha bulacağını düşünüyor. En azından yaklaşır diyor yani. Bu kadar okumuştur. Değişik şeyler söyler, dünyayı ufkunuzu açar. Ama söyleyip söyledikleri hep o Cumhuriyet'in baştan beri tekrarladığı nakaratlar, hakaretler, suçlamalar, kusuru Müslümanlarda, İslam'da bulmalar falan filan. Bu kitabı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Her kitabı tavsiye ediyorum sanmayın. Tanıttığım, okuduğum, alıntılar yaptığım. Bunu tavsiye etmiyorum. Bundan koşarak, kaçarak uzaklaşın. Fakat ben okumuş oldum ve oradan alıntılarımı da sizinle paylaştım. Başka bir kitapta tekrar fosforlu kalemde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.